Herkese merhaba, ben Fected ve Cube World'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Oynamayalı biraz oldu ya. Her neyse, işte yeni bölüm. Uzatmaya gerek yok. Şimdi o kadar oldu ki oynamayalı, nereye gittiğimizi bile unuttum. Sanırım şuradaki görevi bitirip hemen şuraya geçecektik. Öyle yapmayacaksak bile Platinum Coin biriktirme açısından öyle yapsak iyi olur. Özellikle kullanarak hızımızı artıralım. Kılıcımız bu kadar kalın mıydı? Kalınmış. Ne bileyim, bu karakter normalde ince kılıç kullanan bir şey. Aha. Ayrıca yakında yeni bir seri başlayabilir. Onu da söyleyeyim. Ne olduğunu söylemeyeyim, sürpriz olsun. Fakat başlayabilir. O ne öyle, artı 4. Onu da öldürdüler. Ben nereye gittim? Ha, Guitar Place denen bir yere gittim. Normalde gitmemem gereken bir yere. Ben de diyorum, oranın adı beyaz yazıyordu. Nasıl artı 4 şeyler çıktı? Direkt daldım ben, kolay olacak diye düşünerek. Daha gelmemişim oraya. O neydi ya? Daha öldüremediğimiz çok fazla şey var. Pekala. Gilsen. Geldik sayılır. Videoyu durdurayım mı diye düşündüm uzaktaysak, ama geldik sayılır. Gerek yok. Beni hiç uğraştırmasın. Boş bir işime yaramasa da alacağım. Oradaki ne? Ha, dostmuş ya. Hayal kırıklığı. Oo, bunda iyi şeyimiz vardı değil mi? Lambamız. Ha, taşın arasında kalmış. Ha, bombam var. Bu safir bildiğim kadarıyla. Bizim karakter kullanmıyor sanırım ama. Yine de alalım ya. Safir safirdir. Safir nugget. Buranın ilerisinde bir mağara veya maden olabilir mi acaba? Bunda da böyle kazıyoruz yani, ne yapalım? Oo, evet, mağara var. Şuradan da kapanıyor ama. Yani bombaların işe yaramadığını düşünüyor çoğu kişi, fakat maden toplarken yeni mağaralar bulmak için oldukça da işe yarıyor. Ki maalesef burayı etkileyemedi bizim bombamız. Bu mağarada da bir şey yokmuş. Olsun. Biz de etrafından dolaşırız ya da şuralara da bakabilirim. Kargalara gerek yok. 1xp verir onlar. Kocaman bir mağara. Ve her taraf madenimsi şeylerle dolu. Ve ezik yarasalar. Hemen ölüyorlar. Gold. Şuradan bir ışık geliyor. Iron. Devasa bir mağara bulduk. Bir de bu madenler belli süre aralıklarıyla yeniden doğuyor bildiğim kadarıyla. Yani keşke bir waypoint koyma falan olsa bu oyunda da. Böylelikle burayı geri bulabilirdik ama şansımıza öyle bir sistem yok. Ama her taraf maden dolu ya. Yok böyle bir şey. Oo. Hepsini topla. Yarasalar beni ilgilendirmiyor. Emerald. Oyunda henüz zaten mağara sistemi tam oturmadı. Yani biliyorsunuz, sadece dağların içinde oluyor. Yere doğru açılan mağara falan yok. Ve oyuna da çok uzun süredir yenilik gelmiyor beni. Biraz endişelendiren. Umarım yapımcıları oyunu bu halde bırakmaz, çünkü geliştirilirse gerçekten bana göre Minecraft'la bile yarışabilecek bir oyun bu. Çünkü Minecraft'ın alfadayken halini, yani daha doğrusu alfadayken değil, ilk çıktığında halini görmek istemezsiniz yani. O halde oynasaydınız direkt nefret edersiniz oyun. Nefret ederdiniz oyundan. Ki o halden nerelere geldi. Ama Cube World daha ilk çıktığında bile kendini bu kadar sevdirip oynatıyorsa
Kim bilir Minecraft gibi birkaç yıl içinde yeterince geliştirilirse neler neler olacak yani. Fakat geliştirirler mi, geliştirmezler mi? Orası da yapımcılarına kalmış. Du 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 du. Geldik sayılır. Kaç tane demir mi oldu? 19 iron nugget, süper. 5 silver, 4 tane emerald bulduk, 1 tane safir bulduk. Ha, sanırım safir 2 yıldızlı eşyaları üretmede kullanılıyor. Güzel. Hiç yıldızlı bir şey düşüremediğimize göre 2 yıldızlı bir şeyler üretebiliriz ileride. Ama 1 safir yeterli olmaz tabi. Diamond'da 3 veya 4 yıldızlılar için olması lazım. Ama ben hiç diamond görmedim bu oyunda. Heh, Ikuru Forest. Ikokor Forest. Ikuru nereden çıktı? Defeat the ruler in the Ikuru Forest. Ben de oyunda böyle yazıları havalı okuyan karakter olayım. Her oyunda vardır neredeyse, bütün kaliteli oyunlarda böyle önünüze bir yazı, görev veya oyunun tanıtımı gelir. Havalı bir şekilde okuru arkadaş. Genellikle oyuna ısınmanızı sağlayan da odur zaten en başta. O sesi duydunuz mu? Tamam işte bu benim oyunum diye. Öf. Sadece çorba var ve çorbamız o kadar fazla yok. Boss şuradaymış, güzel. Defeat the ruler in the Ikuru Forest. Yine mi bu? Öldürürüz ya artık. Ne var? Ben seni ta ne zaman öldürdüm? Öldürememiş miydim? Öldürememiştim sanki. Ama şimdi öldüreceğim. Böyle. İksir takmayı unutmuş olsam da en azından gururluyum. Ben sersem demişken. Ah! Bunu yapacağını biliyordum. Ya. Aç şu iksir yerini. Şu sorunu bir düzeltemediler ya. Cık. Tuşa basıyorum, menü açılmıyor ha. Ve hitmet alıyor. Oba. Şat. Bayıl. Bunu öldürebilir miyiz ki? Okçu olmasaydı çok daha iyi olurdu. Savaşçı olsaydı bütün vuruşlarından kaçardım ya. Neredeyse. Oba. O kadar canına gidiremiyor gibiyiz ha. Oo. Çok çok ucuz yırttım. Çok ucuz yırttım. Anlaşılan öldüremeyeceğiz gibi duruyor. Hoppa. Mümkün olduğunca çok bayıltarak. Daha fazla iksirim olsaydı yenebilirdim ya aslında. Uuu. Cidden iyi vuruyor. Bir daha mı kendi koyalım? Hiç sorun değil. Ben geldim ve ışığımı da yaktım. Işığımı yaktığımda beni kimse durduramaz. Hayır. Tek zayıf noktam mermiler. Maalesef yenildik. Yenebileceğimi sanmıyorum yanlış şu an. Berbat bir kılıcımız var değil mi? Bir düzgün kılıç bulamadık ya. Kılıcımıza bakın. 5.7 vuruyor. Yıldızsız, mide bulandırıcı bir şey. Biz yenemeyiz. Biz eziyiz. Anlaşılan. Ay. Iron. Pat. Yarasalar. Yine mi aynı boss? Buraya gitmeyeceğim.
O boss'a vuramıyoruz. Boss'a vuramıyoruz. Kılıcımız kötü. Boss bize vuruyor. Çünkü zırhımız da kötü. Yok böyle bir adaletsizlik ama bakın bu benim gibi bir ninja. Belki bundan güzel bir kılıç düşürebilirim. Umuduyla. Ki genellikle olmaz bana öyle şeyler. Heh, sadece para düştü işte, yok. Yine yok, yine yok. Boing. Heart flower'lardan iksir yapıyoruz gerekli. Diğer yerlerde bu kadar sis olmuyor. Acaba bu orman bölgesine özel bir sis mi yapmışlar? Acaba. Fly, biz fly alabiliyor muyduk sanki? Yok, alamıyoruz. Alamıyoruz. Bir de eski bölümlerde saçma sapan yorumlar var. Şu mesela birisi şey demiş. Pet'in sürülebilir olması lazım. Sürmek için işte özelliğe falan gerek yok. Yanlış bilgi veriyorsun falan diye bir sürü atarlanmış. Ki şu özellik olmadan Pet'ine binebilen varsa yani mümkün değil. İyi kötü İngilizceniz olsa veya Google çevire yazsanız enables pet riding for fast traveling. Google çevire bile yazsanız anlamı anlaşılır. Ki deneyebilirsiniz de istediğiniz pette yani. Bir de bir insanın bilmediği bir şeyde bu kadar atarlanması çok ilginç geliyor. Bir şeyi bilmiyorsun. Pet'in üstüne rideable yazıyorsa o sürülebilir demek. Hemen atla sür demek değil. Arada dağlar kadar fark var. Neyse ben bir şuraya kadar gidip geleyim. Daha fazla zamanı boş harcamayalım. Evet, az bir şey yolumuz kaldı. Birkaç tane yaratık görüyorum. O yüzden videoyu açtım. Oo, nerelere gidin ya sen? Ha, orada ne var? Gizli mağara. Gösterdiğin için teşekkürler yani. Şu mor mor parlamayı açamadık ki. Heh. Artık parlıyorum ve atağım iki katına çıktı. Ve de ıskaladım. Nefret ediyorum şu uçan yaratıklardan ya. İğrenç bir şey. Haksızlık oluyor. Biz uçamıyoruz. Oyuna uçak eklenmesini talep ediyorum. Hmm. Hava da yavaştan kararmaya başlıyor gibi ha. Hmm. Bizim için sorun olacak ama artık iyi bir lambamız var. O kadar sorun olmaz. Pekala, gelmek üzereyiz. Insect Guard. Hmm, kıpkırmızı yazıyor. Tamam, kabul. Gel bakalım. Uuu, ne biçim bir sayı vurduk biz öyle. Mono parlamadan 2-2-4-4 vuruyoruz ama bir kere parlamaya başlayınca da güm, 35-35-40. Süper. Bu karakteri seviyorum o yüzden. İğrenç bir kılıcınız olsa da İyi bir saldırınız olabiliyor. Oynamayı bilirseniz. Hmm, güneş batıyor. O güneş mi? Ha, daha gerçekçi bir güneş bekliyorum. Cubeworld'un yapımcıları. Mümkünse kare olsun. Alışkanlıkları bozmayalım. Ha, başka bir Squirrel. Kapışın bakayım. Bana değil, ona saldır. Şşş. Bana değil, ona saldır. Başım dönüyor. Ha. Yok. Ona saldırsana. Yetti be. Oo, bir kere daha level atlayınca biz yeni özellik açacağız. Doğru. Son özelliğimiz. Bir level daha atlayınca özellik açıyoruz. Hmm, çorbamdan içerim biraz ve ben yoluma devam ederim. Hava kararıyor ya. Şehir de şu an uzağımızda. Lambamız yeterince ışık veriyor. Ama kaç yıldızlıydı? Hmm, 2 sanırım. 2 mi? Pardon. Bu nereye atılıyor? Atılmıyor. Lamba kutsal.
Şimdi buranın girişi nerede? Girişi nerede? Burada değil. Burada değil. Orada havalı son adamlar yüzüyor. Burada. Şimdi şu noobları hemen bir halledelim. Hızlı hızlı. Temizleye temizleye. Yalnız ninja olmasanız bir de düşman olarak ninjalara çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü o da aynı benim gibi ezik olsalar bile fazla vurabiliyorlar. Onlar da bir ninja. Hop. Doğru zamanı beklemeliyim. Gücü hop hop. Iskalıyorsun. Ve de pow. Haha. Crafting camp ateşi olsa camp ateşi. İngilizce okuyayım dedim, sonra Türkçe'ye çevireyim dedim. Campfire diyecekken camp ateşi oldu. Neyse, şimdilik sadece pineapple'larla ve çorbamızla idare etmeye çalışacağız. Nem 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 nem. Camp ateşi. Campin ateşi yakarmış ateşi. Duydunuz mu campin ateşi? O yıldızlar göründü. Tamam, iyi. Bunların arasında herhangi bir ninjamsı yaratık yok. Ninja olmadığı sürece canım fazla gitmez bu eziklere karşı. Ama ninjalar her zaman tehlikelidir. Pekala. Aşağı. Burası daha önce geldiğimiz bir dungeon ama boss yeniden doğmuş. Ve umarım bu defa büyücü değildir de bir ninjadır. Böylelikle bize göre bir kıyafet çıkarır veya kılıç. Biz hepsini kabul ederiz yani. Bakacağız. Fakat ben bu dungeon'ı bu bölümde bitirememeye korkuyorum. Biraz önce baktım süremize. İki tane ninja var. Uba! Oo. Bir dakika mola. Kendime fazla güvendim. Haça. Seni temizleyelim, hemen şurayı açalım. Hop. İksir. Hatta çorba. Yok, iksir abartma. Hah. Onları şöyle kandıralım. Birisi gitti. Diğeri de nerede? Nereye gidiyor? Bir kişi daha yok muydu burada? Neyse, ben çorbamı içerim. Yok ya, bu bölümde yetişmez. Şimdiye 2 dakikamız falan kalmıştır. 1 dakika bölüm artık. Dungeon'ın tamamı yetişmeyecek. Aşağı iniyorum. Daha da aşağı. Tamam. Hop. Hop. Pat. Kendine can mı basmış bu? Sanırım. Ama iyi gidiyoruz ya. Fena değiliz yani en azından şimdilik. Bir de böyle taş basılı güzel bir kılıcımız olsa, böyle iğrenç bir kılıçla bile, yıldızsız bir kılıçla bile bunları yapıyorsak, taş basılı 2-3 yıldızlı kılıç bulduk mu yaşadık yani. Hop. Hmm.
Büyücüler ve ninjalar düşman olarak çok tehlikeli ya. Karakter olarak seçince işi de düşman olarak karşına çıkınca biraz zorluyor. Tamam güzel. Okçuları hallederim. Ne oluyor? Ama X7'nin spam yapma tuşu açılmış. Sol tıkıp hızlı otomatik basmak için bir şey ayarlamıştım. Onu bilmeden açmışım ve çok büyük lag yaptı nedense. Ama sanırım bu bölümü de burada bitirmek zorundayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızın devamı için beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bu dungeon'ı bitireceğiz. Bir dahaki bölümde. Hoşçakalın.